Ayşe. Sen parfüm mü sıktın? Ha, yoksa biri yola mı gidiyor? Ne parfümü teyze? Zeynep diyorum. Nereye gidiyor? Ben topukta çok iyi anlarım. Böyle yüksek topuklu. Böyle şıkırtılı bir şey. Ha? Böyle uçları var ya onlar, böyle uçları sivri olan. Acaba bugün kimle buluşacak ha? Teyze, bak Fikret çok ciddi ha. Hepimizi kapının önüne koyar. Allah aşkına olay çıkarma. Ben ne olay çıkaracağım? Zaten o bacı senin her adımı olay. Onun başında dursun evvela. O anası var ya, o anası. O Hakan'ı niye getirdi buraya? O kızına yamasın diye o çocuğu. Niyeti o. Allah aşkına bir sus ya. Bak ben sana bir tavsiye vereceğim. Ayşe, korkaklar da ölür. Onun için hiç kimse de korkma kızım. Çok kötü çay yapayım bunlar, hiçbir şey bilmiyor. Sakin ol, yeter ama. Yani evde yeteri kadar gerilim var. Bir de bu senin suratın bana fazla geliyor. Yapma ne olur, rica edeceğim ya. Ya şu koskoca evde huzur bulacak bir yer bulamıyorum ben. Ben istersen biraz eve gideyim Nedim'e. Elif yardım eder sana. Hem Asiye'yi görüp hem çayını lokmasını hazırlayamayacağım. E hazırlama dedim ben sana zaten Sakine. Ayşe onun her işini yapıyor. Bu sefer ıskalamam da. Üstelik kimseyi ıskalamam. Tamam Sakine, tamam. Hadi sen git evinde biraz kafanı dinle. Allah Allah. Ev değil, gerilim hattı. Elif, Zeynep kapıya çıkacağım demiş. Nereye gidiyor bu? Bilmiyorum ki. Leyla ile telefonda konuşuyordu en son. Leyla gelsin buraya. Bu niye gidiyor ki? Anası burada, babası burada. Belki beraber giderler. Bilmiyorum ki. O Asiye yılanı nerede? Rızvan'ın yanında mı? Yok. Salona kurulmuş, bir elinde kahvesi, diğer elinde çayı. Koltuğu da minder yapmış, Kleopatra gibi uzanıyordu. Tövbeler olsun ya. Evi sattıracak bana en sonunda yılan. Evi sattıracak. Kızım gelsen de annen yarım bıraktı şunları, tamamladı. Öğlen hazır olsun. Tamam. Damla beni beğeniyormuş, öyle mi? Kim diyor ya bunu? Kim diyecek, Leyla. Leyla mı? Hayır şimdi Leyla'yı arayayım diyeceğim. Bu Tamer mevzusundan bu yana benimle konuşmuyor. Ne diyor ya şimdi Damla tam olarak? Ne diyecek Levent? İşte boyuda posuda konuşacak halleri yok. Eğlenceli adam demiş. Etrafımdaki hepsi suratsız kazmalar demiş. Öyle. E haklı. Abi bir şey ortada. Zaten bugün sırf o Yavuz yüzünden, onun o gerginlikleri yüzünden dayak yiyeceğimizi bile bile karakolda Halil İbrahim'lerin üstüne yürüdük. Ne Halil İbrahim'i, ne kavgası? Önemli değil, konumuz o değil şimdi. İt dalaşı diyelim, geçelim. Damla ne diyor, sen ondan bahset bana. Levent. Kız değil ki. Levent beni alsın, tek kere de iki çocuk vereceğim diye. Yok artık. Aa Levent, aa. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen o adam var ya, o Zuhal. Ben küçükken görmüştüm zaten seni. İki kere attı, bir kere tuttu. Böyle havada böyle döneydin, böyle düştü kafanın üstüne. Onun için gitti senin kafa. Akılsızlığın ondan. Teyze dur iki dakikada, tadını çıkaralım da. Hemen sulandırıyorsun. Buyur. Hayır yani... Açıkçası tam olarak benim tipim. Tam bir bıldırıcım. Bıldırcı da teyze ne yaptı? Aldı o bıldırcını böyle avucun içine kondurdu o bıldırcını ha? Sen var ya sen çok feciysin ha. Dur bakayım başımıza neler gelecek şimdi. Allah sizin cezanızı versin ya, siz ne biçim insanlarsınız? Ne oldu? Hanginiz pusu kurdu Halil İbrahim'e? Öldü mü? Ölmedi. Ben üstlemem o zaman Levent'e zor. Ne oldu ya, senin sorunun ne? Levent eğer Halil İbrahim isteseydi seni şimdiye kadar 50 kere öldürmüştü, biliyorsun değil mi? Öldürüldü. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki. Zaten adamı nerede görsem yolumu değiştiriyorum artık. Ama onu bir daha gördüğümde
Elini sıkacağım, teşekkür edeceğim beni senin gibi bir suratsızdan kurtardığı için. İlla birine bir şey soracaksan git abine zor. Sonuçta liderimiz o, biri bir şey yaptıysa onun emriyle yapmıştır. Benimle alakası yok. Soracağım. Kim yaptıysa hesabını soracağım. Umarım söylediğin gibi senin bu işle bir alakan yoktur. Sen evvela babanın hesabını sor ha. O eşkıyayla fingirdiği su bir de yolla. Damla diyorduk. Ya ne dalması işte, Damla öyle buldurcam bakar düşünürsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.